Evet, Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumundan yeniden merhabalar. Az önce kadroyu değerlendirdiğimiz yayınımız maalesef internet kesildiği için sonlandırmak zorunda kaldım. Yeniden başlamak istiyorum dilerseniz. Yılpor Samsun Spor kadrosu biliyorsunuz açıklandı. Kalede bugün Nurullah izleyeceğiz. Nurullah'ın önünde ki savunma dörtlüsünde Caner, Veli Yalçın ve Gökhan Meral olacak. Onların önündeki ikili de Ferhat'ı ve Oğuz'u izleyeceğiz. Bir kanatta Burak Çalık'ı, bir tarafta Guido Koçer'i, forvet arkasında Gökhan Alsın'ı ve forvette de Atabey Çiçek'i göreceğiz. Bugün teknik direktör Ertuğrul Sağlam kadroda iki değişiklik yaptı bugün. Kadro bu şekilde. Tabii burada inanılmaz bir atmosfer var. Herkes Samsunlu, herkes Samsun sporlu. Neredeyse ev sahibi takım taraftarı hiç yok desek bile az. Yeniden hatırlatayım. Az önceki yayınımız maalesef internet kesildiği için durmak zorunda kaldı. Bundan dolayı özür diliyorum. Kadroyu da sizlere yeniden hatırlattım. Hatta bir kez daha hatırlatabiliriz. Kalede bugün Nurullah izleyeceğiz. Nurullah'ın önünde Caner, Veli, Yalçın, Gökhan. Onların önündeki ikili de Ferhat ve Oğuz olacak. Hücum hattında ise bir tarafta Guido Koçer, bir tarafta Burak Çalık. Ortalarında Gökhan Alsan ve forvette de Atabey Çiçek'i izleyeceğiz. Tabii beklentilere göre iki farklı değişiklik var diyebiliriz kadroda. Çünkü teknik direktör Ertuğrul Sağlam genelde artık deplasmanlarda Bahattin'i kullanıyordu forvette. Bu hafta onu kulübede oturtmayı tercih etti. Atabey Çiçek oynayacak. Orta sahada ise Ercan yok. O da son haftalarda aldığı görevi aslında başarıyla yerine getiriyordu. Ercan yok. Onun yerine geçen hafta Ferhat'ın yokluğunda forma bulup bu şansı iyi değerlendiren Oğuz Gürbulak var. Kadromuz bu şekilde. Tabii rakibin kadrosu da açıklandı. Hepiniz okumuşsunuzdur ama orada dikkat edilmesi gereken bazı oyuncular var. Hamza, Melik ve Mert. Bu oyuncular önemli isimler. Skorer, golcü isimler. Bu yüzden onlara da dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Tabii burada güzel bir atmosfer var. Taraftarlarımızın sesi size kadar geliyordur. Stadın her tarafı Samsunlu, her tarafı Samsun sporlu diyebiliriz. Yine şu anda benim etrafımda da çok sayıda taraftarımız var. Bunu da ifade edelim size. Başkanı bekliyor herkes. Yüksel Bey gelecek az sonra. Yüksel Yıldırım. O da geldikten sonra buradaki kalabalık da yavaş yavaş içeri girecektir diyelim. Evet, kadro bu şekilde. Tekrarlamak gerekirse teknik direktör Ertuğrul Sağlam maça Nurullah, Caner, Veli, Yalçın, Gökhan, Meral, Ferhat, Oğuz, Guido, Gökhan Alsan, Burak ve Atabey Çiçek ilk 11 ile çıkmayı tercih etti. Bakalım neler olacak. Tabi Sancaktepe bize çok ters gelen bir takım. Sancaktepe'ye karşı oynadığımız 3 maçta gol atamadık. Geçen sezon 2 maçı da kaybetmiştik. Bu yıl ise ligin ilk yarısında oynanan mücadele 0-0 berabere bitmişti Samsun'da ve ilk puanımızı almıştık Sancaktepe'den. Tabii bazı takımlar vardır böyle ters gelen. Sancaktepe'de maalesef bize ters geliyor. Şu anda biz protokol tribünün önündeyiz. Buradaki kalabalığı da görüyorsunuzdur. Stadın her yanında bu hengame var. Az önce izledik zaten videolarımızda. Burada böyle bir durum var. Birinin yanına gideceğim şimdi. Bilmiyorum, tanıyacak mısınız? Kendisi Samsun Spor'da da forma giymiş yabancı bir oyuncuydu. Şimdi onun yanına doğru gidelim. Marsiyel, şu anda canlı yayındayım. Seni anons ettim, dedim burada önce Samsun Spor formasını giyen bir futbolcumuz var diye herkes seni merak ediyor. Neler söylersin? Buradan Samsun Spor taraftarına bir mesajın olacak mı? Şöyle mikrofonu da sana doğru uzatayım. Neler söylersin Samsun Spor taraftarına? Kardeşim merhaba. Herkesin iyi. Ben çok zaman geçti. Yani 2008 buradan çıktım. Burada 2020. Ama ben her zaman da Samsun Spor kalbimde. Evet. Bakıyorum, her zaman da kadro bakıyoruz, her şeyde puan durumu bakıyorum. Çok güzel. Bu sene biz, benim ortak beraber gel menajerle başladık. Biz hemen burada izleme maç geldik. Hı hı.
İnşallah Samsun Spor PTT Lig'de çıkarsın. İnşallah. Bir sene sonra da Süper Lig'de her zaman en büyük Samsun Spor. Peki özellikle takip edeceğiniz bir oyuncu var mı bugün Samsun Spor? Yok yok, sadece izlemeye geldi. Evet, izleme. Peki bir de şunu sorayım, seninle birlikte bir de Rafael gelmişti. Evet, evet. O ne yapıyor, görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz, evet. O şu anda Japonya'da. Orada o da 36 yaşında var. Evet. Benim de bir sene daha genç ama hala futbol devam et. Evet. O da iyi. İyi bir insan. Peki teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Vallahi Türkçen de çok iyi bu arada. Unutmamışsın. Tebrik ederim seni de. Evet. Evet, tamam. Teşekkür ederiz. Tabii burada eski bir dostu görünce ben de sizlerle buluşturmak istedim. Marsiyel. O da biliyorsunuz Süper Lig'de oynadığımız dönemde Samsun Spor'un formasını giymişti. Brezilyalı oyuncu Rafael ile birlikte gelmişti Samsun Spor'a. Az önce gördük, selamlaştık. Yayındayken de bizden de size selamlar olsun. Tabii her tarafımızdan Samsun Sporlu taraftarlar geçiyor. Onların selamları var. Biz de kendilerine selamlarımızı iletelim. Evet, benim şu anda stat önümden aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Kaya Bey geliyor şu anda. O da yönetim kurulu üyesi. Kaya Aşçı geliyor. Yavaş yavaş da başkanın da gelmesini bekliyoruz. Merhabalar. Tabii herkeste bir heyecan var. Merhaba başkanım. Kaya Bey de geçti şu anda. Az sonra başkan da gelecek ve biz de stada doğru geçeceğiz. Artık maçın başlamasına da az bir süre kaldı. Dilerseniz sizlere yeniden de kadroyu hatırlatayım ve yayınımıza artık yavaş yavaş son verelim. Bugün kalede Nurullah izleyeceğiz. Savunma dörtlüsünde Caner, Veli Yalçın ve Gökhan Merel olacak. Orta ikili de Ferhat Çulcuoğlu ve Oğuz Gürbulağı göreceğiz. İleri dörtlü de diyelim artık. Daha doğrusu üçlü de Burak Çalık, Gökhan Alsan ve Guido Koçar var. Forvet ise Atabey Çiçek. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam iki sürpriz yaptı. Hani sürpriz derken bize göre sürpriz. Biz Bahattin'i bekliyorduk. Bahattin'in yerine Atabey var. Ercan'ı bekliyorduk. Ercan'ın yerine de Oğuz Gürbulak var. Benim stat'tan şu anda aktaracaklarım bu kadar. İnşallah buradan güzel bir galibiyetle döneriz. Tabii hep hatırlıyorum, sizler de teveccüh gösterip kanalıma abone oluyorsunuz. Bundan dolayı da teşekkür ederim ama yayını izleyip kanalıma abone olmayanlar varsa da abone olursanız seviniriz. Hepinize Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumundan mutlu günler. Evet, maç yayını ile ilgili soruyorsunuz. Maçtan yayın yapmayacağım arkadaşlar. Lütfen beni mazur görün. Çünkü telif hakları burada TV'de, kanalımın risk altında olmasını istemiyorum. Bunun için de anlayışınızdan dolayı teşekkür ederim.